Buyurun, yayındasınız şu anda. Alo. Buyurun, yayındasınız şu anda. Biz sizi duyuyoruz. Buyurun. Hayırlı günler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şıkı kavuşturan heyecanlı yemek defa. Allah razı olsun. Hocamıza bir sorum var benim. Elbette. Bir adam vardı. Oğlum atandığında KPSS'yi kazanırsa evet. Bir mühendis okutacağım dedim. Pilav işi yapacağım dedim. Ve yaptım ama da var mı dedim yoksa normal ama oğlumu ilk maaşıyla dedim ve yapamadım, başımızdan olaylar geçti. Hı hı. Öbür tür yaptım da pilav işte kavurma Yasin okuttum. Hı hı. Ama işte daha oğlumun parasıyla mı oldu değil miydi bilemiyorum yani. Oğlum hı hı. Görevdeydi yaptığında. Evet. Onunla gittik kasaptan kuşbaşılık ayarlattık yaptırdım. Hı hı. Ama da var mı oldu, oğlumun parası mı oldu, çok oldu aralardan. O kafamda bir davar alıp da adak olarak kessem dağıtsam yerine geçer mi acaba? Ama onu siz yapmışsınız ama hani kimin ödediğini hatırlamıyorsunuz şu anda, öyle mi? Kaç evet, yıl geçti? Yani, 15 yıl geçti herhalde. Dediğini hatırlıyorum ama oğlumun parası mıydı oldu yani davar falan dedim mi bilemiyorum. Anladım. Mevlid okutacağım dediniz. Mevlid okutacağım dediniz. Pilav ikram evet. edeceğim dediniz. Okuttum, etli pilav ikram. Evet, yaptınız yaptım. Bunları. Ama işte oğlumla beraber gitti kaldık ama o para oğlumun muydu, benim miydi? Hatırlamıyorum. Onu bilemiyorum. Davar dedim mi onu da bilemiyorum. Kafamda takıntı kaldı yani. Bir davar alıp kessem, dalsam adamın yerine geçer mi? Yani bir kere gelin, bu vesveseye gerek yok. Hanımefendi görevini yerine getirmiş. Rabbim kabul etsin. Amin. Ama tekrar bir daha kurban keseceğim derse tabii İkram olur. Nafile ibadet, nafile olarak ibadet gayet olur. Güzel yani. Şu an kesebilirim ama hocam. Yani o zamanlar başımdan olaylar geçti işte. Oğlum kaza bile yaptı yani. Ama o kafanda takıntı yani. Hocam o diyor zaman... ki normalde gerek yok ama siz öyle. Gönlünüzden geçiyorsa nafile ibadettir. İçiniz rahat edecekse, hı. maddi durumunuzda el veriyorsa yapın, rahat edersiniz diyor. Yoksa aynen. illa yapmanız gerekmiyor benim anladığım. Oğlumun hocam? Parasıyla alıp yapmak istiyorum. Olur yani, maddi durumunuz müsaitse hani madem takıntı evet. haline getiriyorsunuz ondan kurtulun. Evet çok şükür, evet yani onu getirmek istiyorum. Yani o zaman olmadı diye içim rahat değil yani. Olmadı diye içim rahat değil. Ya, ne güzel de. Peki. Hassasiyet. Hassasiyet. Hocamızın tavsiyesi maddi durumunuz iyi değilse, çocuklarıma bile vasiyet ettim yani. Ölürsem bu adalar kesin diye yani. O kadar hep içimde şey kaldı. Vasiyet derecesinde hocam. O zaman sağlıktayken inşallah o görevi tekrar yerine getirin. Yani. Tamam. Evet. Teşekkür ederim sağ hocam. Olun. Peki. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.